Almanya'nın Hannover kentinde vefat eden Abdülkadir Sargı'nın cenazesinin bir Alman vatandaşın cenazesiyle karıştırılıp yakılmasından sorumlu hastanenin yönetimi yaşananlardan derin üzüntü duyulduğunu belirterek ailelerden özür diledi. Almanya Sağlık Bakanlığı sözcüsü Sebastian Gül de konuya ilişkin başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi. Gülde'ye Sargı'nın cenazesinin yanlışlıkla yakılmasının Türkiye ve Almanya'daki Türk toplumunda yarattığı rahatsızlık ve tedirginlik hatırlatılarak ülkenin böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için yeni adımlar atıp atmayacağı soruldu. Bu konuda yerel makamlarda iletişime geçilmesi gerektiğini ifade eden Gülde, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığını anımsatarak elinde bu konuda başka bilgi bulunmadığını kaydetti. Öte yandan cenazelerin karıştığı Hannover Tıp Yüksekokulu cenazesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Hastanenin cenazelerin karıştırılmasından dolayı derin üzüntü duyduğu ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendiği aktarılan açıklamada Yüksekokul merhumun yakınlarından özür dilemiştir ifadesi yer aldı. Olaya ilişkin ayrıca bir basın toplantısı yapılmayacağı da belirtildi. Aşağı Saksonya Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise eyaletin Bilim ve Kültür Bakanı Falko Marhos'un hem Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya hem de hayatını kaybeden Sargı'nın bir yakınıyla görüştüğü kaydedildi. Açıklamada Marhos'un aileye taziye dileklerini, üzüntüsünü ve özrünü ilettiği aktarıldı. Babalarının cenazesinin nerede olduğunu araştıran aile hastane yetkililerinin cevabıyla sarsıldı. Türk vatandaşı Sargın için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Hannover Merkez Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Sargın'ın külleri Hannover Stockon mezarlığında dualarla toprağa verildi. Sargın ailesi hukuki süreç başlattı.